Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün ilk kez bir takipçimin arabasını test edeceğim. Burada GV'den bir arkadaşımız varmış. O bana mesaj attı, dedi ki bende bir Egea var. Egea çekmiştik ama bendeki yazılım da dedi. Ben de o yazılımın performansını görmek istiyorum. Hem de Egea'nın virajlarını kontrol edememiştim. Şimdi virajlarını iyice deneyeceğim. Bakalım arkası geliyor mu, kayıyor mu, biraz zorlarız. Arabanın canını yakmadan tabii ki. Şimdi onunla ilgili video çekeceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Egea videosunu çok sevmiştiniz. Bakalım bu videoyu beğenecek misiniz? Merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu sınıfta yani bilmiyorum yol tutar mı ama benim çok ümidim yok. Eğer ki tutarsa, yol tutuşu güzel olursa çok şaşırırım açıkçası. Hadi gidelim arkadaşların yanına. Benim her zaman güzergahını orada bekleyecekler. Zaten yakınlarmış. GV'den olunca rahat oluyor tabii. Ben şimdi geçiyorum. Orada görüşürüz. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar arabamız geldi arkadaşımızın. Şöyle bir Egea. 95 beygir bunlar değil mi? Kaç oldu? 95 beygirdi. 115 beygir oldu abi. Benzinli 115 yapları. İyi bayağı artmış ama. 152 de tork oldu. 127 ile bunların torku. Tamam. Yine çekişte çok aşırı olmasa da bir fark oldu ya. Fark edilir. Gözle görülür fark oldu. Mesela yağ yakmasını falan kaç kilometrede bu araba? Abi bu araba 22 bin kilometre var. 22 binde. Bakım ne zaman yapıldı? En son 15 binde yapıldı. Aynen 15 bin, 16 bin civarı oldu. Ben 15 binde almıştım. Tamam. 16 bin civarı yaptırdım. 15 binde bir mi bunların bakımları? 15 binde bir olması lazım aynen. O kağıtta yazar aslında zaten. Bakalım şimdi 1.4 gidecek mi arkadaşlar? Bizim bu her zaman güzergahımızda test edeceğiz. Motorda yağ yakma olayı oldu mu hiç? Lamba yandı mı? Ben de hiç yaşamadım. Hiç yaşamadım. Peki bir kaputu aç bakayım. Şuna bir yağına bakalım. Herkesin bu arabanın sürüşünden çok merak ettiği şey yağ yakıyor mu? Acaba... Falan da o çok oluyor. Nasıl? Forumlarda falan da evet, çok evet. Oluyor. Yağ yakıyormuş öyle böyle. Bakalım şuna. Ben şunları cebime koyayım. Arkadaşlar araba görüyorsunuz biraz eğimli ya. Yağda ölçerken düz bir alanda olmanız gerekiyor ve biraz beklemeniz gerekiyor yağ aşağı doğru süzülsün diye. Şimdi arkadaşı buraya aldıracağım. Ya bunu çok merak ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bakalım ne kadar yağ çıkacak. Bu araba 16 bin civarında bakım yaptırılmış. Bak kağıdı var mı üzerine, bak bakayım. Kağıt burada abi. Bir bak bakayım orada kaç kilometre diyor. 15 binde yapılmış. Ha, 25 binde bakım yapılacak diyor. Aynen bir sonraki 25 binde. Tamam 10 binde bir bakım var demek ki bunun. Yani anlayacağınız 7 bin kilometrede bu yağ bu arabanın içinde. Şimdi biraz yağın süzmesini bekliyorum. Sonrasında yağı kontrol edeceğim. Bu arada motora bakalım. Motor tabii ki içeride biraz boş duruyor. Çünkü bunun 1.6 dizelleri de var ya. Aynen. 1.6 dizelleri dolduruyor burayı. Bende bunun 1.6'sı da vardı. 1.6 multijet. Böyle komple bildiğim BMW motoru gibiydi. Ama onun çekişi çok iyiydi değil mi? Yani çok iyiydi abi. Parçalıyor ya. Bir de video atıyorlar ya Passat'lara falan kapıştırıyorlar böyle. Ha. Geçer abi 1000 kilo araba. 320 tork var bir de onda. Çok iyi yani. Şuraya şöyle amblem koymaları güzel olmuş. Hiçbir sıkıntı çıkarmadı herhalde bugün. 20 bindi sen araba, bir şey çıkarmaz. Sıkıntı olmadı yani. Hararet maralet artmıyor zaten. Aynen öyle. Gayet rahat. Bak buraya Arapça da yazmışlar ha. Bu motor demek ki o taraflara da gönderiyorlar. Made in Turkey arkadaşlar. Çok fazla görmüyoruz. Ama senin araba bayağı temiz ha. Motoru yıkattırdın mı sen bu arabanın? Hiç yıkattırmadım abi. Bak bayağı hiç tozlanmamış biliyor musun? Şey mi var? Karter. Heh bak karter muhafazası var o yüzden. Ben de Astra aynen varken karter muhafazası yoktu. Araba çamur içinde kalıyordu. Evet, o çok iyi bir özellik. Kediler giriyordu alttan. Mercedes'te yaşamıştım ben onu. İşte o... Düğüne gidecektim. Tam pervanenin oraya kedi girmiş. Hiç çok kötü. Bir şeyler oldu. Araba da gitmiyor. Hararet falan arttı. Eyvah eyvah. Kedi girmiş. Bir de kediyle uğraştık. Vefa öldü mü? Kedi falan yok. Yaşıyor abi. Ay, şu an iyi. Hala sokakta biz. 9 canlı. Aynen. Şimdi şunun bir yağına bakayım. Süzülmüştür şimdi. Yağ çubuğu da farklıymış. Bayağı bir kalın bir şey. Evet. Tam da şu uç kısmı gösteriyor. Evet. Şöyle bakalım nasıl gösterdiğini. Şu ikisinin arasında olduğunda bir sorun kalmayacaktır. Takalım bakalım. Şu an az çıkması normal. Daha tam olarak süzülmedi. Bu arabanın iyice soğuyup aslında kontrol edilmesi lazım. Ama bize ortalama bir değer verecek. Yani ortada çıkarsa çok iyi demektir yağ durumu. Nerede bunun yağı? Bunun da o pek belli olmuyor. Şu mu acaba bak? Evet bak görüyor musun? Şuradan belli oluyor. Şimdi bir daha bakalım. Evet. Burada karelerin içi siyah doluyor bak. Aynen. Şimdi arkadaşlar bakın karelerin içi parlıyor şu anda. Şimdi takalım bir daha kontrol edelim. Bak karelerin içi siyah doldu. Tam ortanın biraz daha üstünde. Zaten bu süzüldüğünde yani şurada en üste gelecek tam neredeyse. Oldu. Bu araba şu anda 22.000'de, en son bakımı 15.000'de yapılmış. Yani 7.000 kilometre geçmiş bakımın üzerinden. Ve 7.000 kilometre sonunda zaten 3.000 kilometre sonra tekrar bakıma girdi. Ve eksilttiği yağı görüyorsunuz. Yani yağ eksiltmemiş belki de. Şu an süzülse tamamında dolacak olabilir aynen yani. Aynen öyle.
ve o kadar azalması da çok normal bir durum. Belki de yani bir diş azalacak, öyle söyleyeyim sizlere. Yani görüldüğü gibi öyle yağ yakması aşırı derecede yok. Yani belki de hiç yok. Durduğunda, soğuduğunda bakmak tekrar daha düzgün olacaktır ama aynen. Hani kimisinde yağlanması falan yakıyormuş. Nasıl yakıyor bilmiyorum yani açıkçası. Onu ben de anladım. Bir de halbuki çok sakinle kullanmıyorum ben ama hiç. Ha, zorluyorsun. Bir de yazılımı bak, o da var. Yazılım da var. Hiç evet. Yağ yakmadı bende. Valla şu an hoşuma gitti yani. Peki bu arabanın modeli neydi? 2020 mi? 2019. Bak 2019'da düzeltmiş olabilirler. Belki de 2018-2017'lerde. Diye duymuştum ben onu 2019'larda. Tamam. Belki de ondan dolayı hani işe yaramıştır. Ondan çünkü da olabilir. Bir ara öyle bir muhabbet duydum, hani bizim arabalar artık yok, hı-hı, diyorlardı yani. Artık sürüşüne geçebiliriz. Arkadaşlar aracı genel olarak gösterdim zaten. Diğerinden farklarını içeride bahsederim. Dışarıda çelik jantımız yok. İşte ekstra altta kromlar falan yok. Ama ben sürüşünü çok merak ediyorum şu anda. Sürüş için sabırsızlanıyorum. Hemen sürüşüne geçiyorum. İçeride de muhabbet ederiz. Şimdi sizi kafama alıyorum. Sürüşe geçiyoruz. Aracımızı şöyle bir çalıştıralım. Kadran selamlama, bunlar da standart geliyor herhalde. Aynen öyle. Güzel. Diğerinin ekranı biraz daha büyüktü, Urban'daki. Şeydeki, Mirror'daki. Şey de var bunlarda. Tek marşta dokunuş böyle. O da çok, ha, evet, hoşuma gidiyor benim. Ya artık olması lazım. Ama vites ise aynı. Gayet güzel. Ya vitesler çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Evet yani. Şey, beyzbol topu gibi. Arkadaşlar şimdi sürüşe başlıyoruz. Direksiyon yine yumuşacık. Ya şu direksiyona bayılıyorum ya. City modu var ya, mükemmel oluyor. El frenimiz manuel. Şimdi bunda göğüs olarak biraz farklı oluyor. Bir de bunun debriyajı bayağı yüksek, yukarıda tutuyor. Aynen, yukarıda debriyajı. Motorumuz zaten sıcak. Onunla ilgili sorunumuz yok. Şimdi bu arabada yazılım var. Yazılımı nerede yaptırdın? Abi yazılımı Ecomaster diye bir yer var. Ha, Adapazarı'nda. Orada yaptım. İyi. Çok araştırdım. Çok kafamda soru vardı da. Adamlar bayağı garanti veriyorlar. Hani hiç tereddüt etmedim ondan sonra. 2 yıl beyin arızası garantisi veriyorlar. Allah Allah. 7 yıl şey yapabiliyorsun, 7 yıl boyunca başka aldığın arabanı aktarabiliyorsun onu falan. Oo, güzelmiş bak. Ya bir de 1.4 olunca çekişi zayıftı abi. Mercedes'ten, evet, sonra bayağı zayıf geldi. Mercedes tabii ki 2000 motor ya. Arkadaşım söylemişti, aynen 2000 motor, 136 beygirdi. Ama bak, ben ondan Maserati ile falan yarışmıştım yani. Hızı hissettirmiyor ama biliyor musun? 90'la gördüm mesela, adaptar bir yol. Evet, çok hoşuma gitti. O yüzden güzeldi. Bak, şu an fark ettiğim, hafif kafadan geliyor, arkası çok kayıyor. Onu ben o kadar zorlamadım da. O yüzden de şey yapmadım. Arkadan biraz şey yapıyor, kendini bırakıyor hemen. Aynen. Ama yine de bayağı zorladık biliyor musun? 90'da girdik o viraja. Yani. Şimdi bak, burası çok kötüdür. Gayet güzel, 90'da gidiyor buralarda. Yani hani o kadar berbat değil ya. Biraz kaydırmak istiyorum da. Millet çok kötülüyor ya. Bak şimdi. Arka görüyor musun? Aynen, arka geliyor. Arka geziyor böyle. Bir de biraz yüksek oluyor. Evet mesela, yüksek aynen. Lastiklerden de olabilir. Lastikler bilmiyorum ne lastik var ama. Lastikler Michel mi vardı bunda? Bir şey vardı ama. Çok kaliteli değildir. Yazılımdan sonra çok fark etti mi? Abi fark etti. Şöyle söyleyeyim. 100'de giderken 6. viteste 5'e çekiyordum. Yazılımdan önce neredeyse iple pek oynamıyordu böyle. Son gaz yaptığım halde. Hı hı. Ama yazılımla direkt böyle 100, 105, 110, 115, 110. Yürümeye başlıyorsun. Yürümeye başlıyor. Yine o kadar hani aşırı büyütülecek bir şey olmuyor da. Ama hafif bir zayıflık var biliyor musun? Ben onu hissediyorum şu anda. Hani senin testattan evet, evet biraz fark etti yani. Ama o şey ya, Volkswagen ya, bir de 125 beygir. Ama bak, arkası kayıyor ama önünü takip ediyor biliyor musun? Bak biraz önce bayağı zorladım. Kaybetmiyor kendini. Evet evet, kendini salmıyor kendini. Gayet güzel. Keyifli ya, benim hoşuma gidiyor. Sadece gaz ölü bak. Mesela gazın pedal hassasiyeti diye bir şey var ya. Ha. Onu yapmadılar mı acaba bunda? Hiç bilmiyorum. Çünkü biraz böyle gaz ölü geldi bana. Bilmiyorum sen fark ettin. Mesela dibine kadar basıyorum. Çok bir şey değişmiyor, anladın mı? Aynen. Hani üstteki neyse alttaki o gibi oluyor. Golf böyle değildi veya 1.6'sı. Bak ABS hemen bizi içeri soktu abi. Yeni araba, bunu Mercedes'te yapsak yine kaymazdı, şey yapmazdı. Ama işte onda bu kadar rahat olmuyorsun, anladın mı? Direksiyon çeviriyorsun, dönüyor bu bir şekilde. Aynen. Ya her türlü sistem var abi, en boş bile olsa işte denge, araba denge sabitleyici bilmem ne, her türlü sistem var. En boşu diye güvenlikten kısmamışlar, sadece şey, airbag olarak iki tane var. Aa evet, biz şimdi vurursak arkadaki arkadaşlar. O kötü. Bak şimdi 3'e attım burada. 2500'e 1.
Ya şimdi evet, onu hissediyorum biliyor musun? Trot'la burada gazlasaydık trot, böyle bir 150'ye gir. Arabanın içinde fırlardık yani, anladın mı? Burada mesela ben bayağı bastım ama hani yok diyor, hani gitmeyeceğim diyor. Onu hissediyorum. 1.300 zaten bundan daha iyi gidiyor. Hani beygirleri aynı ama orada 200 onun. Tabii torp farkı var. Bir de ona yazılım daha çok arttırılıyor. Oo, 110 beygir değil mi? Oluyor, 270 falan torp oluyor. Ben 1.3 dizel istedim de denk gelmedi. Sıfır almayınca bir de. Ha, ikinci el aldınız öyle mi? İkinci el aldım. Daha 5 ay falan oldu alalım. Yok gayet. Bak yol tutuşundan yana ben sana söyleyeyim. Çok kötü değil bu araba. Değil mi? Yol tutuşu görüntüsünde de... yani şu an beni üzmedi yani ya. Hani keyif verdi, keyif verdi bana. Korkutmuyor insanı. Sadece ne biliyor musun? Şey yok. Hani his yok. Yani sıfır. Hiçbir şey yok. Aynen. Sadece dönüyor mu dönüyor musun yani, o kadar. Mesela T-Roc da burada o kadar hani en belki de en zor zorladığım oydu ama öyle aşırı keyif aldım ya. T-Roc'la böyle kahkaha atıyordum yani. Ha? T-Roc'la kaçta giriyordun virajlara? Aslında hızları yakındı mesela. 90 öbüründe de 100'dür ama şimdi şöyle bir şey var mesela. Bir hızdan sonra o viraja 1 kilometre fazla girmek bile böyle uçurum oluyor. Aynen, ama o çok fark ediyor. Keyif testlerini falan da çok fark ediyor. Yani 1 kilometre de yaptım adam kayıyor atıyor kendini. Aynen. Ama T-Roc da mesela onda buna 90'sa onda 100'dür. Onda kafadan kaydığı anda böyle hemen şey yapıyordu seni, direkt yola sokuyordu. Mesela bunda biraz bekliyor, ondan sonra sokuyor. Aynen. Yine de dağılmıyoruz yani. Bununla böyle... Ama yine ben bu kadar beklemiyordum, performansı iyiymiş virajlara. Ben zorlamamıştım. Yok yok, güzel güzel. Şimdi ben bu yollara biraz hakim olunca... Aynen, bildiğin yol daha iyi oluyor. Burası da çok kötüdür mesela. Hemen kendini dışarı atar ama mesela bir de bunda 14 mi 15 mi var bunda? Jant mı? Aha. 15 jant. 15 bak işte. Şey oluyor zaten, yığılma oluyor fark ediyorsan. Biraz araba böyle yığılıyor, ondan sonra gidiyor. Yanaklar böyle şey... Üzerine yani çıkıyor yanakların. Ya oynamak istiyorum biraz da böyle jant, urban jantı takayım, füvereyim falan filan. Bunları pahalıya tamam işte. Evet. Bu arada frenler de çok güzel ha. Değil mi? Frenler bayağı iyi. Ya adamlar şöyle yapmışlar, ben sana söyleyeyim. Bu adam bu arabaya bindiğinde işte kaza yapmasın, kaymasın. İstediği zaman durabilsin. Aynen. Çok hızlı gitmesin ama ha, dursun, evet, kaymasın evet, virajda falan. Bence abi bana yetiyor ya bu araba. Yeter yeter. Ya bak benim için çok mantıklı var ama ben sana söyleyeyim. Ben mesela şu an 100 binim olsa alırım bunu. Sürekli İstanbul'a gitler yaparım. Bir de LPG millet, takarım. Millet sanki Rolls Royce'den inmiş, yok gaza bastım gitmiyor. Ben 6 kişi bu arabayı taraklıyı biliyorsun. Evet taraklıyı. Soğuk su o viraj bayırları. Evet. Oraları çok rahat çıkıyorum 6 kişi yani yine 70-80-90. Çok iyi. Millet Rolls Royce'den inmiş sanki, yok şöyleymiş böyleymiş. Ya işte o hani... Daha öncesinde mesela daha performanslı bir araba kullanmıştır, anladın mı? Mesela yani, 1.6 turbo kullanmıştır, yani 1.6 düz motor kullanmıştır. Ya. Bu araba gayet yeterli abi. Buradan dönelim. Yukarısının yolu kötüydü ama asfalt atmışlar. Bu asfalt da biraz şey, araca yapışır bu. Evet. Biraz daha yeni atılmış bak, bu daha yapışmamış tam olarak. Park sensörü var mı sende? Park sensörü yok abi. Biraz ısındık mı içeride ya? Soğuyalım. Arabayı da soğutalım. Bunlar yağ sıcaklığı vardı. Sen de göstereyim mi yağ sıcaklığını? Yağ sıcaklığı bende göstermiyor. Urban'da vardı. Evet, onu da görmüştüm. Sende ne var peki? Saat, kilometre, ortalama hız var. Tüketimi keşke sıfırlasaydık diyeceğim ama sen biliyorsundur zaten tüketimi büyük ihtimalle ya. Ya uzun yolda işte İstanbul'a giderken mesela buraya gelmeden önce kaçtı? Buraya gelmeden önce bakmadım mı? Ha, 6.1 şu anda. Atmosferik motorun sesi biraz farklı oluyor biliyor musun? Böyle bir tatlı bir sesi oluyor atmosferin. Seninki turbolu ama. Turbolu yani şey, öyle bir keyif vermiyor. Valla bunda mesela ben, bizim o yollar var ya, bizim o deve bağırtan yol, virajları falan. Oralarda falan 120'le dönersin sen bunu, 110'la 120'le. Falan dönüyorum. He dönersin. Bu sınıftaki arabaların en hoşuma gitti bu abi. CLS falan, onlar hoşuma gitmedi. Ya onlar da tuşlar şurada ya yani. İşte o. Berbat ya. Kötü duruyor. Şuraya yapsan o standart kapı kolunda olur cam açmış. Tabii canım evet, evet. Özellikle bu renkte böyle bir ağır durmuş. Sen şeyde bunun takmışsın. Bunun önden duruşu çok hoşuma gidiyor işte. İşte bunun takacağını ne biliyor musun? Şeyde o mirror'ın renkli jantları var ya, siyah beyaz şey, siyah gri. Füme gibi böyle değil mi? Hı hı. Ondan takacaksın, bu böyle tam jilet gibi durur. Aynen. Bu araba ama tam böyle el freni çekmelik araba biliyor musun? Sürekli elim gidiyor yani. Şöyle bir şöyle çekesim geliyor şundan. Kayacağım diye ya arkadaşlar. Ben şeyde yapıyordum abi, 1.6 multijetle servisten vermişlerdi bana. Hı. Ama servis arabasını kullanmak daha zevkli oluyor. E tabii canım, umursamıyorsun değil mi? Ben onu direkt hep böyle kickten yapıyordum. Otomatik ya, zorluyordum hep. Ha bir de otomatik. Aynen. Ya onlarda da DCT var. Hızlı bir otomatik var onlarda da. Şanzıman. Hmm. Güzel hani, tepkili.
Direksiyonu plastik ama böyle bir deri hissiyatı verdi, biliyor musun direksiyonu? Hani boş gelmiyor falan. Evet, bir garip bir şekilde ben... Bazısı direkt plastik olur. Evet, elini hissettir mesela, bunda böyle bir hafif bir deri hissiyatı aldım. Yumuşak yapmışlar ya. Aynen. Şöyle yumuşaklık var. Yumuşak olması güzel buraların falan. Ha, buralar yumuşak. Bunların daha önce çatlıyormuştu bunlar. Ondan sonra değiştirmişler. Şey dedim mi, bu kasada da mı çatlıyormuştu? Yoksa eski, yok, eski lineyalarda falan hani çatlıyordu. Yok, Egea'nın 2016-2017 falan. Hadi canım. Onlar... Sert plastikmişti. Ha. Videoda izlemiştim. Daha sonra yumuşak yapmışlar böyle. Ha. Çatlamasın, şey olmasın diye. Ama bak şimdi ya şey kötü. Hani normalde bak şu göğüsü bütün arabalara koysalar problem yok. Bak bu göğüs güzel bir göğüs. Aynen. Ama gidip bir yüz paketi ekranlı göğüs koyunca insanın canı onu çekiyor, tamam mı? Bu kötü gelmeye başlıyor. Evet, ben de işte ekranlı. Aslında bu da çok kötü bir şey değil. Bu nasıl, biliyor musun? Aslında Polo'ya benziyor. Bilmiyorum, yeni Polo'lara baktım. Yeni Polo'lar da aynı böyle ibrelerle ekran birdir burası böyle. Aynen, onu görmüştüm. Andırır yani. Şuraya bir büyük bir ekran koysan. Şurası renkli oluyor galiba Polo'larda. Ben... Ha, evet, o aksesuar olarak yapabiliyorsun. Ama mesela şunda şey olurdur. Ekran takılıyordur buraya. Sordum, mesela... sordum 5000 lira dediler serviste. Ne diyorsun ya? Şu farklı komple bu da mı değişiyor acaba? Yok, komple yine bu kadar ama he. Komple böyle şey, ekranlı oluyor. Kameralı falan filan. Acaba yani. Bunu dışarıda yapan var mı? Şu plastikle beraber ekran yapan. Bak o çok tutar. Evet. O zaman burası böyle bildiğin hayalet gibi olur yani, anladın ama mı? Ama hiç rastlamadım, ona kadar baktım. Hmm. Ya dışarıda bile 2,5-3,000 lira. Çok para ya. Yani çok para, evet. Hani ben bunda şey arıyorum. USB var, AUX yok. Bir tamam. Bluetooth arıyorum. O sıkıntı. Bluetooth işte. Yok mu bunda? Bluetooth telefon bağlamı. Bak oradan. Ha şey, iPod yapabilirsin bak. Bilmiyorum, denedim mi hiç. Mesela bu telefonu buraya bağladığında buradaki müziğini direkt buraya aktarıyor değil mi sen? Aynen, o şekilde ha, var. iPod olarak görüyor. Oluyor, o şeyde güzel oluyordu mesela. Bunun dolularında direkt resim geliyor buraya bağladığında. Şey... Apple CarPlay gibi oluyor. Aynen. Kliması gayet güzel. Bak bir de şu var, cam film olunca arabada hemen soğuyor. Vallahi hızlanması yeterliydi. Hani tabii ki mükemmel diyemem ama... Götürüyor mu? Götürüyor. Üzer mi? Üzmez yani. Bayırda dediğin gibi Taraklı'ya mesela yazılımsız mı gittin Taraklı'ya? Yazılımsız gittim. Yazılımla gittim. Farkı hakikaten fark ettim yani. Ettim, fark ettin ha. Yani ciddi bir fark olmasa da anlaşılıyor yani. Sürücü anlayabiliyor. Ne zamandır yazılım var bunda? Kaç kilometre mesela? 20 kilometre falan oldu. Ha, yeni yaptırdın ha. Yeni yaptırdım. Tabii şimdi yazılım yaptırmak lazım o zaman buna. Öyle söyleyeyim ben sana. Şimdi yazılımlı hali böyleyse yazılımsız biraz üzer insanı. Aynen. Yani daha bir yazılım lazım. Böyle olunca yine ikinci, üçüncü vitesle biraz şey olur. Evet, ya bunda ya performans beklentisi olmayacak. Adam mesela bu arabayı 50 yaşında, 40 yaşında bir adam ya da 30 yaşında bile olur. Aynen. Mesela öyle gönül atlıyor. Hani biz biraz genç olunca böyle... Evet. Uçar kaçar istiyorsun. Yani. Ve arkadaşına daha iyi araba oluyor, ona yetişeyim. Evet. Yok, ona hiç girmeyeceksin bu arabaya. Aynen. Ona belki virajlarda mesela hani kafa tutarsan o güzel olur. Aynen. Bagajı buradan açıyor. Bagaj giderken açıyor mu? Denemedim hiç. Açmıyormuş. Dörtlüğünüz burada. Algılar canım, o kadar değil. Bu airbag'i kapatabiliyorsun. Keşke ama bak şimdi yan taraflara airbag olsaydı güzel olurdu yani. Hiç olmadı, bari şu yanlara koysaydın dörtlüğün olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü o biraz hani arkadakini direkt gözden çıkarmak fiyat gibi oluyor. Fiyatı burada eksik ya. Mesela hiç. Toyota bunu yapmıyor. Veya Honda falan. Yok, yapmaz. En dolusunu hep aynı standart koyuyor. Evet. Ya bu da işte fiyattan 110 bin liraya alıyorsun abi. Gidip gitmemesini aldırmayacaksan. Yok ya. Araba. Bu arada yazılım kaç paraya yaptırdın orada? Yazılımı 850 lira yaptım. İyi, çok fazla değilmiş yani. Normalde 1,5-2 falan tutuyor bazı araları yani. Benim varmıştı. Bana bir arkadaşım söylemiş. Çok iyi denk geldi valla. Ben dedim zaten çok performanslı değil. Belki biraz artar dedim, araba değişir. Yazılımdan sonra yakıt düştü mü peki? Onu bir hissettin mi bir şey? Onu hiç fark etmedim abi. Çünkü i̇şte. Basıyorsun değil mi yazılımdan sonra? Aynen, dolar. Yazılım olunca. Bak motor sesine bakıyorum. Şimdi şunu da kapatayım. Evet, motor bayağı sessiz. Fark etmiyorsun yani rölantide. Buralar sert. Bak şeyde mirror'da şurası kromdu. Onu hatırlıyorum. Aynen. Bu biraz burada şey kalmış. Ama bu plastikler hep sertti mesela. Aynıydı mirror'da. Genel olarak aynı zaten. Farklı, bazı farklılıklar bu klima dijital oluyor işte. Şunlar ha, evet. Şey oluyor. Krom oluyor. Başka göğüs. Ya en büyük olay göğüs abi. Göğüs hani... Bu aynı göğüs, urban göğüsü olsa şunda çok daha güzel olurdu açıkçası. Biraz daha iyi hissederdi. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bu beni biraz darlıyor. Bilmiyorum, sana da oluyor mu? Biraz yüksek ya bu. Aynen. İnsanı ya da yine şey, Corolla'daki gibi yapsalar. Yine tablet ekranı olsun ama ekran ufak olsun böyle. Ha, aynen, doğru söylüyorsun. Bak, büyük ekran gibi gözükür ama en azından aynen. Hoş görünürdü. Ya işte o satış şeyleri, anladın mı? Urban'a geçsin miydi? 10 bin daha fazla versin diye uğraşıyorlar. Şöyle kapatalım. Anahtar güzel ama biliyor musun? Yani. Hoş bir anahtar yapmışlar. Buna bir kılıf al. Güzel, böyle AliExpress'te kılıflar vardır bunun. Onları alalım, daha güzel olur. Arkadaşlar sürüşümüzden bu kadar da. Bir de dışarıdan göstereyim arabayı. Şu tavanda
şöyle farklılık yapmışlar. Bu da hoş duruyor. Yıkandığında bak çok güzel gözükür. Aynen, buna güzel böyle bir cila atacaksın. Bu gri iyice kendini gösterecek. Bakayım çiz. Fırçayla yıkamıyorsun değil mi arabayı? Fırça sürmüyorum. Şeyi yok böyle yuvarlak harelerin yok. Aynen o benim çok hoşuma gitti. Mercedes'i çok fazla. Bak buna ne yap biliyor musun? Mesela şey yap. Ben çamurluklara falan sürürüm çamurlara. Bak şuraları krom yap tamam mı? Buraya hellem ama bak bu plastik benim çok hoşuma gidiyor plastik parlak olması. Ama şurayı krom yaparsan arabanın duruşu biraz daha değişir. Aynen. Benim arkadaşım da vardı şu alt tarafları krom yapmıştı mesela 100 lira bir şeydi. Sis farı falan taktırmak istiyorum da bakayım. Ya sis farı ben çok önemli bir şeydi yani cezası var bilmem nesi var ama hani krom yaparsan güzel görünür gözüne. Bir de bu arabalara tamamen siyah jant çok yakışıyor. Bu street modelleri var görmüşsündür. Gördüm. Hatchback onları. Streetler var. Buna da yakışır gri olduğu çok, için. Çok çok yakışır baya yani. Bir dene. Hatta git bu kapaklardan zaten 50 lira bir şey bu kapaklar. Al bir de onları boya. Ha, bir güzel böyle yakışır harbiden. Şunları sen yaptın herhalde. Yok onlar orijinaline böyle. Hadi canım koruma böyle koruma mı giriyor? Vay güzel. O kadar kötü değil aslında kapı kapama hisleri. Bir camı kapatayım bakalım. Ha, kapatamayız. Anahtar da kapanmıyor değil mi? Yok. Bir kere oldu anahtarlan, bir kere kapandı sonra bir daha olmadı. Yok canım, Allah Allah. Nasıl oldu bilmiyorum. Yağmurlu bir havadaydık abi böyle arabada 3-5 metre mesafe vardı aramda. Kilitleme tuşuna bastım, bir kere oldu sonra bir daha olmadı. Allah Allah, ama bir kere öyle şey olur mu ya? Yağmurun hürmetine. Bakıyorum tekrar ama. Bagajı buradan da açabiliyoruz. İki kere basacağız. Tamam. İşte kendi kendine kapması güzel. O diğer videoda bahsetmiştim. Şurada süspansiyonu koymuşlar. Bagaj çok geniş ya. Yani Passat'la aynı bagajı var. Yükseklik çok fazla. Buraya istediğin her şeyi atabilirsin. Mesela bavulu bayağı, dik koyabilirsin. Bagaj havuzu almışsın. O da iyi olmuş. Halıyı bozmaz. Gayet güzel. Ya parasına göre alınabilecek iyi arabalardan biri. Ha, bunda şey yok. Kapak yok. Bunda bu şu kapak işlemi yapıyor. Kurşunsuz benzin. Buna şey al. Biraz performanslı benzinden al. Daha iyi gelir. Yani V-Power al. Mesela Total'in ki çok iyiydi. Total biraz hızlı bitiyordu ama efsane fark ediyordu. Bir dene bak Total'inkine. Benzinli, performanslı benzin al. Biraz daha böyle rahatlar. Arabanın gidişi falan güzel olur. Şu arabalarda şeyi sevmiyorum. Şu cam atmosferi kaputa koyuyorlar ya. Bak bir de kaputta ne oluyor biliyor musun? Şuraya bayar bak. Aynen. Buraya antifriz dökülüyor bak görüyor musun? Aynen. Bu antifriz boyayı yakar. Çok. Bildiğin orayı eritiyor yani boyasını. Çok berbat yapıyor. Öyle. Arkadaşlar teşekkür ederim. Beraber sürdük. Vallahi benim hoşuma gitti. İnşallah başka zaman da Passat'la gezeriz sizinle. Şöyle bir turlarız. Videonun da performansına bakarız. Arkadaşlar videodan bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.